Herkese yeniden merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle beraber Futbol Menajer 24'ün en çok beğenilen, konuşulan ve kullanılan 3 farklı temasını inceleyeceğiz. İlk olarak SAS24 ile başlayalım. Geçmiş serilerde zannediyorum ücretli olarak yayınlanan... ...temanın kullanılabilmesi için belli bir miktar para ödenmesi gereken... ...fakat bu seriyle ücretsiz hale getirilen ve benim en çok beğendiğim... ...en çok kullanacağım muhtemelen bu sene tema olan SAS24'ü inceleyeceğiz. Ana sayfamız göründüğü üzere bu şekilde. Menülerde farklı farklı seçeneklere sahipsiniz. Buraları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela maç hazırlığı diyebilirsiniz veya menajerlik performansını ekleyebilirsiniz ve bunları ana sayfanızda görebilirsiniz. Onun dışında gelen kutumuz bu şekilde gözükmekte. Arka planda çok fazla bir görsel yok. Sadece arka planı daha karanlık hale getirebilir veya daha aydınlık bir şekilde kullanma seçeneğine sahip olabilirsiniz saat 24'te. Kadro planlaması, takım dinamikleri bu temada standart olarak bırakılmış. Böyle hızlı hızlı göstermeye çalışacağım sizlere. Veri merkezini de keza hızlı bir şekilde göstereyim. bu buralarda yine olabildiğince standart bir şekilde bırakılmış. Kulüp çalışanları ekranı benim çok hoşuma gitti açıkçası. Burada bütün antrenör ekibinizi, transfer komitenizi ve sağlık ekibinizi, sözleşmeleri, sözleşme bitiş tarihleri ve isimleriyle beraber görebilmektesiniz. Yani bunların hepsini tek bir pencereden görebilmek SAS 24'ün pozitif özelliklerinden bir tanesi. Antrenman ekranımızda da birçok şeyi bir arada görebiliyoruz. Antrenman memnunluğu, performanslı, idman programının özeti gibi bir takım özellikleri özelleştirmeler yapabileceğiniz seçeneklere yine burada sahipsiniz. Sağlık merkezimiz olabildiğince standart bir şekilde bırakılmış. Burası fixtür ekranımız. Fixtür ekranımızın da gayet şık, gayet güzel bir şekilde gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Yani temada olabildiğince her türlü ayrıntıya ve detaya yer verilmiş diyebiliriz. Lig kupa görünümlerimiz standart fakat organizasyonlara girdiğimizde oyuncu istatistiklerini, sakatlık lig tablolarını, lig kupa popülerliğini ve benzeri ekranları bakın burada görebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli özellikler açıkçası. Sezon öncesi bakış ekranlarımız yine burada mevcut yapılan transferler, en iyi 11'ler, piyasa değerleri en yüksek olan oyuncular ve benzeri istatistikleri burada görebilmek gerçekten çok ama çok önemli bir değer. Ve burada benim en çok dikkatimi çekenlerden birisi temanın rumors kısmı yani söylentiler kısmı. Organizasyonun söylentileri var ve bunu temaya entegre etmişler. Bu çok güzel bir özellik açıkçası. Bakın mesela burada diyor ki söylentiler arasında Liverpool'un servisine 42 milyon değer biçilen Galatasaraylı defans forta oyuncusu Lucas Torreira ile ilgilendiği öğrenildi. Yani buradan hem diğer takımlarla alakalı söylentileri görebilir, transfer stratejinizi belirleyebilirsiniz. Hem de rol play yapmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bilgi edinmek amacıyla da kullanabilirsiniz. Çok yararlı, çok güzel bir ekran açıkçası. Gözlemcilik merkezimiz burası da yine normal temadan farklı ve birçok ayrıntıya yer verilmiş bir şekilde gözümüze çarpıyor. Transfer ekranımız olabildiğince basit bırakılmış. Öyle kalması da bence faydalı. Kulüp bilgisi ekranımız yine burada da çok fazla detaya yer verilmiş gerçekten. Ve özelleştirme yapabilirsiniz. Sağ üstte müzeyi, ortada kulüp logosunu, ligi, hangi ligde oynadığını, hangi ülkede oynadığını görebiliyorsunuz. Menajer profilinizi görebiliyorsunuz. Formalarımızı, ezeli rakiplerimizi, finans maaşları, efsaneleri, simgi isimleri, sevilen kişileri, önemli oyuncuları ve takım lig geçmişini görebiliyorsunuz. Son maçtaki ilk 11'i görebiliyorsunuz. En iyi 11'i görebiliyorsunuz. Burada henüz bir veri oluşmamış kariyer yeni olduğu için olsa gerek. Tesislerinizi detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Tek bir pencerede geçmiş, özeti, menajerler, transfer geçmişleri, bilgiler ve puan durumuna dair detaylı paneller burada mevcut. Kulüp bilgisinde bunların hepsini görebiliyorsunuz. Kulüp hedefleri, performans ekranları, yönetim, taraftarlar burada yine temada bir takım ince detaylara sahip değiştirilen yerler var ama çok böyle farklı da değil ana temadan açıkçası. Aynı şeyleri mali durum tablolarımız içinde konuşabiliyoruz. Burada da yine çok farklı detaylı şeyler mevcut değil. Olabildiğince standartize edilmiş durumda. Peki taktik ekranımız nasıl gözüküyor? En önemli olan şeylerden birisi bence bu değerli arkadaşlar. Ve çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. İlk olarak bizim gözümüze çarpan kondisyonları tam rakamlarıyla görebilmek. Yani oyuncular yüzde kaç kondisyona sahip hipler, moralleri nasıl, formları, golleri, ortalama puanları bunların hepsini tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Taktik tablomuzda oyuncuların aldıkları rollerin uyumluluğunu görebiliyorsunuz. Bu biliyorsunuz yeni futbol menajer serilerinde kaldırılan bir özellikti. Temada tekrar eklenmiş ve benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de ayak durumlarını görebiliyorsunuz. Taktik tablomuzda örnek veriyorum ziyekin sol ayağı mı daha sağ ayağı mı daha bunları görebiliyorsunuz ve rolleri atarken bunları görebilmek çok muazzam bir detay gerçekten. Aynı zamanda maçları simüle etme seçeneği de bu temada mevcut. Yani direkt olarak oynamak istemediğiniz maçları bu tema aracılığıyla hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Son olarak takımı bildir deyip bir de maç ekranlarını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü SAS 24ün maç ekranları da çok güzel. Bakın giriş ekranımız muazzam gözüküyor gerçekten. Sosyal medya tepkileri, bilet ekranı, stadın görseli, lig tablomuz ve teknik eğitimizin önerileriyle takım formlarını görebiliyor Kullandığı sistemler, güncel takım formlarını, ligdeki sıralamalarını net bir şekilde görebiliyoruz. Soyunma odasına geldiğimiz zaman oyuncuların profil resimleri muhteşem gözüküyorlar gerçekten. Bunları görebiliyoruz. Bir de maç öncesini görelim. Bakın maçın hakemi bugüne kadar kaç sarı kart, kırmızı kart gösterdiği, scoreboard, organizasyon bilgisi, maç saati, maç yeri, menajerler, yedekler ve ilk 11'ler muhteşem bir şekilde temada yer alıyorlar. Hemen başlama vuruşu deyip buradaki panellerimizi de görelim. Maç istatistiklerini solda net bir şekilde görebiliyoruz. Alttaki panellerde iki takımın ilk 11'lerini numaralarını görebiliyoruz. Oyuncularımızın yine kondisyon durumlarını altta görebiliyoruz. Sizler de benim mouse'umu takip edebilirsiniz. Ortalama puanlarını görebiliyoruz. Buradan profillerine erişebiliyoruz. Bakın küçük profil ekranlarında sekmelerinde antrenman bilgilerini, profillerini, bütün oyuncu detaylarını, bilgilerini, sağlık raporlarını, özellik analizlerini, artı ve eksi yanlarını ve statlarını görebiliyoruz. Zaten bu temada en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi statları görebilmek oldu. Tek tek mevki mevki seçerek oyuncunun bugüne kadar yapmış olduğu bütün verileri görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Onun dışında mutluluk durumlarını ve grafiksel olarak kalp şeklindeki grafiklerini de görebiliyorsunuz mevkileriyle beraber. Oyuncuların yüzleri, formaları, isimleri de alttaki panelde mevcut. Şöyle yedek ekranlarımızı da göstereyim. Onlar da burada mevcut bir şekilde gözüküyorlar. Soldaki panellere gelecek olursak taktiklerinizi hızlı bir şekilde maç içerisinde tek tuşla değiştirebiliyorsunuz. Oyun anlayışını değiştirebiliyorsunuz. Talimat verebiliyorsunuz. Mesela hiç taktik ekranına uğramadan küçük bir tuş aracılığıyla talimatları değiştirebiliyorsunuz ve hızlı değiştirme seçeneğine sahipsiniz ve benim futbol menajerde son zamanlarda en çok aradığım özelliklerden bir tanesi açıkçası bu. Bu önceki futbol menajer serilerinde olan sonradan kaldırılan bir yenilik. Niye kaldırdılar inanın hiç bilmiyorum ama artık bizim gibi futbol menajer içerik üretici tema yapımcıları ve oyuncuları oyuna geri eklemeye çalışıyorlar. Bu da temada mevcut bilginiz olsun. Yukarıdaki panelleri inceleyecek olursak yine mouse'umu takip ederseniz göreceksiniz. Sağ üstteki açılır pencereleri kullandığımız zaman maçı yine simüle edebiliyoruz. Hem de maç içerisinde. Bu da çok değerli, kıymetli bir özellik. Ve yine maçı geri sarma, birkaç dakika geri gitme, ileri gitme, canlı oynatma seçeneklerine buralarda sahibiz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben size son olarak profillerin nasıl gözüktüğünden de bahsedeyim saat 24'te. Müthiş bir istatistik ağına sahibiz profillerde. Oyuncunun özellik analizini, kariyer istatistiklerini, biyografilerini, artılarını, eksilerini, oyuncuların kısa antrenman panellerini buradan hemen antrenman ayarlayabilirsiniz her oyuncu için mesela. Geçmiş sakatlıklarını, uygunluk durumlarını, sezon istatistiklerini, son 20 maçlık performanslarını ve yine profilinde genel statlarını görebiliyorsunuz. Mesela Yusuf Yazıcı'yı incelediğimizde maç başına kaç dakika görev aldığını, gol sayılarını, asist sayılarını, 90 dakika başına kazandığı hava toplarını, orta oranlarını vesaire bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Attribute dediğimiz özellikleri görebiliyorsunuz. Oluşturduğu XG'ler, standart üstü gol beklentileri, 90 dakika başına gol, asist değerlerini hepsini görebiliyorsunuz. Pas girişimleri, isabetli paslar, bu sol altta masumun olduğu yeri görüyor musunuz? İnanılmaz bilgiler var gerçekten oyuncular hakkında. Defansif özelliklerini, kaleci özelliklerini, 90 dakika başına yaptığı bütün istatistikleri görebiliyorsunuz ve bunlarla sınırlı değil bakın işil nokta olarak gözüken ayrı panellerimiz de var bunları da görüntüleyip kullanabiliyorsunuz i̇şte antrenman bilgilerini küçük bilgi ekranlarını sözleşme bilgisini transfer durumunu sağlık raporunu geçmişini istatistiklerini de yine detaylı ve grafiksel olarak görüp oyuncunun analizlerini de görebiliyorsunuz bunlar e, çok ciddi söylüyorum benim uzun zamandır tek bir temada göremediğim özellikler temada sadece şöyle bir eksiklik var benim gözüme çarpan bazı nokta noktalar İngilizce olarak kalmış Yani bazı noktaları temanın İngilizce Türkçe çevrilmesi mümkün e, ama yapımcının bunları yapması ayarlaması gerekiyor Belki ileride biz e, Türkçe olmayan yerleri çevirebiliriz sözünü vermiyorum ama onu da söyleyeyim Evet sizlerle beraber SAS24 temasını inceledik hemen hemen bütün ekranları maç içi görsellerini vesaire sizlere aktarmaya çalıştım Eğer bana soracak olursanız futbol menajer 24 beta sürümünün en muazzam en güzel Teması budur. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de gelin ikinci güzel temasına hep beraber göz atalım. Evet FM 24 beta'nın bana yine soracak olursanız ikinci en güzel teması VTSC Gold teması arkadaşlar. Ana sayfa düzenimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bakın yine bir takım özelleştirmeler var ve bu özelleştirilmiş panelleri sabitleyebilirsiniz şuradaki ibareye tik bırakarak. işte genel bakışı görebilirsiniz, idman özetini takip edebilirsiniz veya oyuncu istatistiklerini tek bir panel üzerinden takip edebilirsiniz. Gelen kutumuza geldiğimiz zaman aslında olabildiğince standart bırakıldığını görüyoruz ve sarı renklerin aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Bana soracak olursanız daha sade ve güzel bir görünüm kazanmış açıkçası. Kadro ekranımız bu kadro ekranımızda ben özelleştirilmiş bir ekran kullanıyorum. Bunu üyeleri özel olarak paylaşacağım ama temada olabildiğince standart bırakmışlar. Bilginiz olsun. Kadro planlaması ekranımız olabildiğince sabit gözüküyor, standart gözüküyor. Takım dinamikleri ekranımız yine keza sabit, standart bir. Bir şekilde gözüküyor siz de görüyorsunuz. Taktik ekranımız da olabildiğince standart gözüküyor. İşte burada formalar, oyuncu yüzleri eklenmiş. Yani çok sade ve sakin bir yapısı var temanın. Ben beğendim açıkçası. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Veri merkezlerine geldiğimiz zaman yine sabit bırakılmış. Çok fazla bir değişiklik yapılmamış. Belki hiç değişiklik yapılmamış. Çok detaylı incelemedim ama gördüğünüz üzere FM 24'ün orijinal temasıyla birebir uyan ekranlar burada mevcut. Kulüp çalışanları keza yine öyle. Antrenman panellerimiz keza yine öyle. Sağlık merkezi aynı şekilde standart gözüküyor. Fixtür ekranı burada biraz daha detaylı mesela SAS 24'e göre. işte burada stadyum, organizasyon, seyirci bilgisi, gol atanlar vesaire gözüküyor. Sağda yine stadın arka planda olduğu, kulüp logolarının ön planda olduğu ve bir, ve bir takım bilgilerin yer aldığı ekranlar var. Bunlar gerçekten güzel gözüküyorlar. Lig kupa ekranımız bu şekilde. Organizasyon özetlerimizde oyuncu istatistikleri mevcut ama SAS 24'te olduğu gibi ekstra paneller bu temada mevcut Değil. Gözlemcilik merkezimiz aynı, transfer merkezimiz aynı gözüküyor. Kulüp bilgisine geldiğimiz zaman çok daha sade ve standart bir kulüp ekranı bizleri karşılıyor. Tabi burada da e, bir takım paneller var. İşte genel bakış, taraftar profili, son kullanılan 11 yönetim kurulu üyeleri gibi bilgilere paneller aracılığıyla erişebiliyorsunuz. Kulüp hedeflerimiz ve mali durum tablolarımız gelişim ile beraber aynı gözüküyor, değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki maç ekranımız nasıl? gözüküyor. Ona hemen bir bakalım. Maç ekranımızda bu şekilde gözüküyor. Yine çok yararlı altta paneller var. Bakın oyuncuların yüzleri, formaları, mevki bilgileri, küçük profil ekranları, oyuncu profillerine de ileride göz atacağız. Oyuncu ekranlarında gözlemci raporları, pozisyon bilgileri, mutluluk durumları ve oyuncu geçmişi temada yer alıyor. Onun dışında taktik aşağıda solda direkt olarak erişebileceğimiz buton zaten her zamanki yerinde. Hızlı değişiklik menümüz var. Bunu bir simgeyle belirtmişler. Bu da çok hoş bir değişiklik temada açıkçası. Buradan yine e, Sass24'te olduğu gibi oyun mentalitenizi değiştirebiliyorsunuz. Talimatlarınızı tek bir tuşla değiştirebiliyorsunuz ve oyunculara seslenebiliyorsunuz. Bunlar da yine hem standart temada olan hem de VTSC Gold temasına pozitif değerler katan özellikler. E, sol üstteki e, scoreboardu altındaki formaları stat ekranını ve çeşitli bilgileri yine görebiliyorsunuz maç istatistikleriyle beraber. Bence bir temada olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi. Maç tabletimiz de güzel. iki takım kullandığı ilk 11'leri, ısı haritalarını, maçın gidişatını ve pozisyon bilgilerini burada görebiliyorsunuz. İlk 11'leri ve durumlarıyla beraber bunlar güzel. Ekstra olarak maç istatistiklerini genel ve daha detaylı bir şekilde görüp özelleştirme seçeneklerine de sahip olabiliyorsunuz. Mesela gol pozisyonu ekleyebiliyoruz biz bu ekranlara. Ev sahibi takımın genel istatistiklerini matematiksel analitik verilerle görebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik tabletlerde. Konuk takımı da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Şut isabetlerini her futbolcu için görebiliyor ve tek tek istemediğiniz, görmek istemediğiniz futbolcuları ayırabiliyorsunuz. Aynı şeyi rakip takım için de gerçekleştirebiliyorsunuz ve analiz ekranı mevcut burada. Analiz ekranından da maçın gidişatını detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Diğer maçlardaki sonuçlar ekranından da lig tablosunu, canlı skorları, en son gelişmeleri görebiliyorsunuz. Son olarak tabii ki oyuncu profillerinden bahsedeceğiz. Oyuncu profil ekranımızda da birçok opsiyona sahibiz aslında. Genel bakışı görebiliyoruz. Attribute görebiliyoruz. Yani dediğimiz nitelikleri, istatistikleri, artıları, eksileri, maç raporları, analizlerini görebiliyoruz. E burada oyuncu analizi görebilmek için oyuncunun istatistiklerinin temayı kullanırken oluşturması gerekiyor. Bilginiz olsun. Ekstra olarak oyuncuyla oyuncu profili üzerinden görüş sekmesi sayesinde direkt olarak görüşebiliyorsunuz. Güncel takım formunu, mutluluğunu, oyuncu geçmişini, transfer bilgisini ve antrenmanlarını yine buradan görebiliyorsunuz. E aynı zamanda yine özelleştirilmiş panellere de sahipsiniz. Yani istatistikleri de koyabilirsiniz buraya. Hücumda ve savunmadaki istatistiklerini görebilirsiniz. Üst panelleri yine değiştirebilirsiniz. İşte özellik analizleri, DNA haritalarını ve benzeri özellikleri buralardan değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Temada yer alan bütün özellikler hemen hemen bunlar diyebiliriz. Göstermediğim bir yeri kalmadı neredeyse. BTSC Gold teması da bu şekildeydi. Bir de gelin bakalım 3. temada neler varmış hep beraber görelim. Evet FM24'ün en iyi 3. teması bence Ziverxi temasındayız. Ana sayfamızı görüyorsunuz. Ana sayfa diğer temalarda olduğu gibi özelleştirilebilir panellere sahip değerli arkadaşlar. Yani isterseniz finans ve maaş maaşlarınızı, sağlık merkezlerinizi, antrenman performanslarınızı isterseniz lig tablolarını veya farklı farklı istatistikleri burada özelleştirebiliyorsunuz. Gelen kutumuz olabildiğine sabit ve sakin onlarda bırakılmış. Yine bunlar da gerçekten güzel gözüküyorlar açıkçası. Kadro planlama ekranlarımız standart gözüküyor. Takım dinamiklerimiz standart gözüküyor. Hiyerarşi, mutluluk durumları bunların hepsi standart gözüküyorlar. Taktik ekranı zannediyorum 3'ü arasında en standart olan ekran yani en böyle sade gözüken ekran tek fark oyuncu resimlerinin taktik ekranında yer alabilmesi diyebiliriz. Veri merkezi yine standart gözüküyor. Gördüğünüz üzere kulüp çalışanları aynı şekilde antrenman ekranları aynı şekilde ve sağlık merkezi de aynı şekilde gözüküyor. İlk süre geldiğimiz zaman orijinal temada nasıl gözüküyorsa o şekilde bırakılmış. Bence fena değil yani orijinal temada nasıl kullanıyorsak burada da o şekilde kullanabiliyoruz. Lig kupa görünümü yine standart bırakılmış ama organizasyon özetine girdiğiniz zaman yine oyuncu istatistiklerini kısa paneller halinde görebiliyorsunuz. Gözlemcilik merkezimiz aynı gözüküyor, transfer ekranımız aynı gözüküyor. Kulüp bilgisine geldiğimiz zaman da burada yine özelleştirmeler, çeşitli panellerimiz mevcut. Fakat benim hoşuma gitmeyen tek şey bunları özelleştiremiyor olmamız. Yani gönül isterdik ki buraya mesela farklı farklı paneller ekleyip farklı farklı görüntüler görelim ama maalesef bu temada onlar mevcut değil. Kulüp hedefleri ve mali durum tablolarımız, gelişim mer beraber aynı gözüküyor. Bir de tabii ki de maç içi görsellerimize oyuncu profillerine bakacağız. Hemen Günay Güvenç ile başlayalım. Yine burada değiştirilebilir yerler var arkadaşlar. Pozisyon bilgisini görebiliyorsunuz. Onun dışında burada özellik analizini görebiliyorsunuz veya özellikleri açabiliyorsunuz. Artı ve eksilerini görebiliyorsunuz burada. Bunlar güzel eklentiler. Sezon istatistiklerini görüp kıyaslama ekranlarını açabiliyorsunuz. Aynı şeyi yukarıda da yapabiliyorsunuz bu arada. İşte yetenek gelişimi, kıyaslama ekranları, oyuncu durumu ve benzeri bilgileri görebiliyorsunuz. Yani burada da güzel özelleştirmeler var açıkçası ve hepsi gerçekten de güzel gözüküyor. Bilginiz olsun. Evet tabii en önemlisi de şimdi nedir? Maç içi görsellerimizdir. Hemen şöyle takımı bildir diyelim ve maç içi görsellerini sizlerle beraber görelim. Yani olabildiğince standart bırakılmış. Çok sade sevenlerin tercih edebileceği önemli ve güzel bir tema olarak sizlere aktarabilirim. çiçi girişlerimiz bu şekilde. Burada bir takım özelleşti kesiştirmeler mevcut. Bunlar çok bariz ve belli bir şekilde gözümüze çarpıyor ve scoreboard bakın. İsimden ziyade burada logo koyulmuş. İşte Galatasaray logosuyla Kayseri Spor logosu var. Ve maç tabletimiz güzel. Büyütülüp küçültülebiliyor. Ve alttaki oyuncu görsellerimiz, oyuncu panellerimiz de gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Ama tabii erişebildiğimiz paneller çok kısıtlı. Mesela burada bir hızlı değişiklik seçeneğimiz yok. Veya farklı bir seçenek bize sunulmamış. Ama taktik ekranımızdan oyuncu profillerine gidebiliyoruz. Gayet sade bir görüntüsü var var gördüğünüz üzere e Onun dışında işte mutluluk durumu kondisyonu ortalama puanları forma ve yüzlerle beraber alt panelde gözüken detaylar e maç tabletimizde çeşitli iyileştirmeler yapabiliyoruz benim geçen sene yaptığım temada da aynı bu şekilde bir tablet vardı Ben sizin için mesela burada yapayım size de örnek olsun Galatasaray istatistikleri hemen buraya ne alacaktık Galatasaray dizilişi tam tersi de kullanabilirsiniz İşte buraya rakip istatistikleri altına rakip dizilişini alacağız. Yukarıda puan durumu altta canlı skorlar. Yani ben düzeni bu şekilde kullanmayı seviyordum. buraya mesela maç ekranı alınabilir. Grafiklerden de buraya maçın gidişatı da alınabilir. Başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela maç stat barlarını buradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. veya XG istatistiğine bakabilirsiniz ki ısı haritası çok daha mantıklı duracaktır. Bakın tableti de hemen kısa bir şekilde kendimize göre özelleştirdik ve küçültülüp büyütebiliyorsunuz. Yani bu böyle bir özelleştirme imkanı da sahipsiniz. Evet toparlayacak olursak sizlere 3 tema gösterdim. Hemen tercihler ekranından da göstereyim. Bunlardan bir tanesi SAS 24.1 temasıydı. İkinci olarak VTSC Gold'u göstermiştim ve son olarak Zivirket temasını göstermiştim. Üçü de birbirinden farklı özelliklere sahip. Birbirlerinden farklı gözüken temalar. Sıralama yapacak olursak tabii ki de ilk gösterdiğim SAS 24 çok daha başka bir temaydı açıkçası ve muhtemelen benim bu kanalda Futbol Menajer 24 Üzerinde kullanacağım yegane temalardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. İkinci en güzeli VTSC Gold'du bence. Ve gayet güzel özellikleri içinde barındıran bir temaydı. Ve en sade olan 3. temada Zivirket teması diyebiliriz. Temaları oyun içerisinde kullanmak için biliyorsunuz Sports Interactive Football Manager 2024 Skins klasörüne dosyaları aktarmanız ve oyun içerisine geldikten sonra sıfırla geçici dosyaları temizle deyip evet dedikten sonra temayı yeniden yükle ibaresine basmanız gerek de değerli arkadaşlar e, temayı da oyun içinde bu şekilde aktif edebilirsiniz diğer temaları da sizlerle bugün üç farklı temayı inceledik ve FM24 beta sürecinde bence e, piyasaya çıkan en önemli üç temaydı bunlar bunlar hep bence kısmı bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum e, sizlerde videoyu izledikten sonra açıklama kısmına bırakacağım linkler aracılığıyla bu üç temayı da bilgisayarınıza indirebilir dilediğinizi kullanabilirsiniz üçünün de performansı gayet güzel bu arada bilgisayar bilgisayarlara kastırmayan, bilgisayarları zorlamayan temalar bunlar. Artık son tercih, son söz sizlere ait olacak. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz abone olmayı eksik etmeyin olur mu? Bir sonraki futbol menajer içeriğimizde görüşmek üzere sevgili dostlarım. Sağlıcakla kalın, hoşça hoşçakalın.